Dostlar merhabalar. Her akşam olduğu gibi bu akşamda ilham veren bir kadının hikayesiyle yolculuğumuz devam ediyor. Bu akşamki kahramanımızsa Bilgi Olgaç, sinema yönetmeni ve bir senarist. Ee, sinema benim yaşam biçimim demiş ve Bilgi Olgaç'ın hikayesini kaleme alan Halil Ergün tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Bakalım Halil Ergün Bilgi Olgaç'la ilgili neler yazmış. Kameranın arkasındaki kadın. 1940 yılında Kırklareli'nin Bize ilçesinde yoksul bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş Bilge. Daha eğitimini tamamlamadan Yelpaze dergisine öyküler yazmaya başlamış. Zaten kalemi elinden hiç düşmezdi Bilge'nin. Yazdığı o öykülerden biri ünlü yönetmen Memduh'un ünün dikkatini çekmiş. 1962 yılında senaryo haline getirdiği öyküden adını alan Kısmetin En güzeli filminde asistan olarak başlamış sinemaya. Sinemaya başladığı günleri şöyle anlatırdı sevgili Bilge. Genç bir kadındım. Üstelik bu işi kadın olarak ilk kez yapan insandım. İlk önce bir kadın ne yapabilir diye bakıyorlardı. Kuşkulu bir bakıştı bu. Sinema dünyasında ne işin var? Git evine bulaşıklarını yıka dediler söylenenlerle başa çıkabilmek için erkek gibi davranmayı seçtim. Kadın olduğumu unutmaya ve unutturmaya çalıştım. Çok sert, bağırıp çağıran bir rolü benimsedim. Yeşilçam piyasasında var olabilmek ve tutunabilmek için erkek kahramanların öne çıktığı filmler yaptım. 24 yaşına geldiğinde ilk filmi Üçünüzde Mıhlarımı çeken Bilge, bu filmde Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz ve Pervin Par gibi birçok ünlü oyuncular rol alır. Bir süre sonra insanların güvenini kazanınca, bu macera filmleriyle başladığı sinema yolculuğunda, kötü, kötü kadın tiplemelerinden rahatsızlık duyup bir mücadeleye başlar. Filmlerinde toplumsal sorunlara yer vermeye, sınıfsal ve ekonomik koşullarla ilişkili gördüğü sorunlara eğilir. Kimi zaman kadın hikayeleri, kimi zaman öğrenci sorunları, açlık, yoksulluk hep bilgenin gözüyle yansıdı beyaz perdeye. Bütün filmlerinin hikayeleri birbirinden çok farklıydı. Fakat temelde bizim coğrafyamızın insanının yaşadığı sorunları aktarmaya çalıştı hep. Yaptığı bu filmlerle sayısız ödül aldı. Mücadelesi sadece kameranın arkasına durmakla da sınırlı kalmadı. Kadın sorunlarının anlatıldığı her toplantı ve panelde dinleyici ya da konuşmacı olarak vardı. Bir röportajında "Sinema benim hayat kıvılcımım oldu. Ben başladığımda tek başımaydım. Kadın asistanım bile yoktu. Çok zorlandım. Fakat bunu erkek arkadaşlarıma hiç yansıtmadım. Yıllar sonra diğer kadın arkadaşlarım aramıza katılınca anladım ki erkeklere benzemeye çalışmak yerine kadın olarak varlığımı kabul ettirmek belki de daha doğruydu." Ama o şartlarda bana o davranış biçimi daha uygun geldi diye anlatmıştır. Bugün Türk sineması arşivinde yer alan 37 bir filmi var Bilge'nin. Öykülerinin çoğunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı bu filmler arasında Bir Gün Mutlaka, Kaşık Düşmanı, Umut Hep Vardı, Gülşan, Kurşun Adres Sormaz, İpekçe, Kızın Adı Fatma, Yarın Cumartesi, unutulmaz filmlerinden birkaçını örnektir. Film setine herkesten önce gelen, disiplinli, yerinde duramayacak kadar enerjik, işine saygılı, dekordan kostüme her şeyle birebir ilgilenen, en ince ayrıntıyı bile gözden kaçırmayacak titizlikte bir kadın yönetmendi o. İyi bir öykü yazarı olduğundan edebiyatla güçlü bir bağı vardı ve hep yeni hikayeler arardı. Bir öyküyü okuduğumda sinemaya uygun olduğunu hissedersem, yani öyküde sinema kokusu alırsam uzun süre aklımdan çıkaramam ve bir süre sonra onu çekmek bende bir tutku haline dönüşür. Yemek yerken, yolda yürürken, uykudan uyanırken kısaca günün her anında onu düşünürdüm. Ve günün birinde canlanmış olarak ortaya çıkar ve sıra artık kafamdakileri yazmaya gelmiştir. Kısaca filmin gerçekleşme, Gerçekleşme aşamasında yapacağım her şeyi bilebilirim. Yapacaklarımın hepsini önce kafamda canlandırırım derdi. Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni değildi fakat en çok film yöneten kadın yönetmeni uluslararası bir kadın filmleri festivaline ödül alan Türkiye'den ilk isimdi. Ben uzun yıllar stüdyolarda tek başıma dolaştım. Şimdi bakıyorum her otadan bir kadın çıkıyor. Kadınlar özellikle güzel sanatlarda etken olmaya başladılar diye mutluluk duyardı. 2 Mart 1994 tarihinde İstanbul Taksim'deki evinde çıkan yangın sonucu veda etti hayata sevgili Bilge. O günlerde yaptığı son filmi Bir Yanımız Bahar Bahçe onun ardından yansıdı beyaz perdeye. Benim ve Sibel Turnagöl'ün baş, başrollerini üstlendiğimiz filmde yine bir toplumsal meselemizi anlatıyordu. Sinema tarihimizde en önemli bir yeri olan bu güçlü kadın ürettikleriyle hala yaşıyor. Yaşamını anlatan belgesel, adına düzenlenen ödül törenleri, onun hep yaşayacağının ve var olacağının kanıtı. Bir kadın yönetmen olarak sinemamıza damgasını vuran tutkularının peşinden giden ve en çok film yöneten kadın ünvanlı hala taşıyan sevgili dostum Bilge'nin ne parası ne mülkü oldu. Bilge tüm heyecanı ve varlığıyla hep sanatının peşinde koştu. Verdiği mücadeleyle sinemayı sanat yapanların arasına imzasını atan ilk kadın oldu. Daima kendi ayakları üzerinde durmuş, en iyi yapmak için çalış.